Ne yazıyor? Bu ne dışarıya bakıyor? Sen görmesen ne olur ya? Ne? Bıktım bu videodan. İzleme yarram o zaman. Ben ilk defa izliyorum. Allah Allah. Zorla mı tutuyor seni? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Çok pardon, ben şu an bir şoka girdim. Bu Yavuz Seçkin. Ben fark etmemiştim. Patates olsun, soğan dursun. Hesap yaparken ben, herkes sussun. Körlüsün işte, görüyorsun. Bir kilo değil, taneyle alıyorsun. Ne diyorsun Yavuz Seçkin'e? Çok başarılı ya. Taklitlerini çok beğeniyorum. Hayır, en azından aslını yaşayacağım. Şimdi öncesinde daha kötü bir şey gösterdiğin için adam en azından özgün kalmaya çalışıyor. Onun bilinçli yapıldığı çok bariz belli ama diğer... Bunun atıyor ha sürekli yanağı, ben çok korkuyorum. Ne oluyor amına koyayım yanağına ya? Oğlum vallahi senin yanağın sürekli seyiriyor böyle. Garip bir şey oldu. Aa bak ya, ya ben bilinçli yaptım bilinçli. Ben bilinçli mi yaptım? Bilinçli yapıyorum şu an. Kanka çok güldüm. Sizi güldüreceğiz diye güldüm kaslarımız. Ama bir şey diyeceğim, kaslarımız daha görmüş senin. Bu video çok komik. Yine tükürdü bu arada. Bu video çok komik. Ben dayanamıyorum bak. Bak bak tükürüyordum bak. Bak yakın. Şu an. Kanka çok güldüm o yüzden. Cidden. Oğlum bu seri bana... Ama bir şey diyeceğim, kaslarımız daha görmüş senin. Lan Berçen lama gibi amına koyuyor. Oğlum şu tükürük bezlerini aldın lan. Bu amına koyuyor. Çocuk Efe'ye yapışmış yapışmış. Yapışmış uzak duruyor yani. Dur amına koyayım şunu çekip Berçen'e yollayacağım. Bekle. Çok komik. Çok komik. Ben dayanamıyorum. Kimlerle kaplıyorsun? Ya bunları ne niyetle çekiyor? Bak patlayacağım. Daha henüz patlamayacağım da sadece hani bir, bu bir soru yani. Tamam. Hani sen neden böyle videolar çekiyorsun? Bir şey diyeceğim. Hani bu şarkı mesela buna uygun bir şarkı değilse hani senin TikTok'taki hareketlerinle harbiden... Okullar tatil mi oldu? Nasıl yani? Yani? Derdim bak. Derdim olsun da dert alması. Yap derdim olsun. Kadehler, mesela. Kadehler gelir. Azrail seyir pozu. Hepsine, hepsini yorumlayabiliyorsun yani. Haksız mıyım Efe? Ben bu TikTok çeken insanlara çok mantıklı... Gerçekten mantıklı... Allah aşkına yani her şeyi... Jest çeke... mi ki? Bak ilk kez sana döndüm yine, görüyor musun? Yani gerçekten samimiyetinle cevap ver. Taşrağı bir kenara bırak ve gerçekten hani fenomen olmak istiyor olmuş olsaydın şöyle bir video çekip insanların seni bu şekilde tanımasını ister miydin? Yok insanlar... Hayır. Ne yani? Ya o çok rahatsız olmuyor. O eski müzikaleci ya. O yapıyor da öyle şeyler. Müzikaleci mi? Ne müzikaleci? Bu nasıl yani bir CV ama? Ya tek bas. İlk bence sonra eski müzikaleci. Former çekmiyor müzikaleci. Çekmiyor muydun oğlum sen? Çekmiyor muydun? Yok. Dedi ve... Oğlum açalım. Ana Berçin eski videoda şeyleri mi açacak? Kandırma. Tamam ben koydum tamam. Ben koydum. Müzikaleci ben... Oğlum ben vali miyim amına koyayım? İstanbul okulları tatil olur nasıl duyurayım ben ya? Belki değil. Niye beslendireyim insanları? Bakın yazın çıkar bir yerden. Koyacağım. Şimdi evet arkadaşlar musical derim geliyor. Evet bok gibi musical derdi. Devam ediyoruz. Ya ülke koca bir Rain Man'e döndü ya. Allah bela versin ülke koca bir Rain Man. Niye öyle oldu ya? Niyetin bu muydu? Allah bela versin ülke. Artık insanlara kendim nasıl... Peki Berkay'a çalışmam. Berkay Şahin, Allah belamı versin niyetim bu değildi. Nasıl kelime oyunu başarılı mıydı hocam? Başarılı. Gençliğimin dünyası. O ne ya? O ne yeter artık ha? Bu Yusuf'un klibinden daha iyi. Arkadakinin... Kendisi mi bırakmayın? Senin klibinden öyle.
köpeği. Oba! Hadi bakayım. Buna patlarım. İşini yapmaya ya. Bu en iyi TikTok. Niye o kadar agresif? Oğlum tövbe açmış ya. O efekt ne amına gitsin? Reddi maske reklamı. Tanrı vurdu sada da o görüntü konulur mu? Ya bir şey diyeyim. Hani ben Tanrı vurdu sada dedim. Sen herhalde bir şeylik yaptım ama siz beni niye daha çöze duruma düşürüyorsunuz? Şimdi bu TikTok'u izleyen diyecek ki amına çocuğu diyecek bak ben. Yapmasaydın amına koyayım bu kadar basit. Ben yazmadım ki sözleri. Çünkü şöyle içeri. Eserinin arkasında durmadı. Düşen yaprağı ya. Oğlum bu kadar çok betimlenilecek şeyleri ben hepimde bilgi çok güvenim. Vallahi bilirim ben. Bak şarkı full betimleme ama. Düşen yaprağı gençliğimin rüyası. Ne yapıyorsun ki? Hazretim ben yazan. Yakaladı. Ben el. Ama ya. Google'a saz mı yazmış? Lan bari onun peyitle falan bir kesseydin amına koyayım. Farklı kaydet yapsaydın ya. Saz. Saz jipek amına koyayım. Google'a saz da yazmazsın ya. Hayır yazarsın da orayı almazsın. Anlattığın kısmı almazsın en azından. Peki bu ne? Bu ne? Rehmen derdim olsun. Posing. Çanakkale İstanbul tatili. Anla tatili. Böyle. Yardır baba. Tatilse keyfin çıkar. Ne be? Oğlum bunu niye yapmış ya? Aslında bu farklı bir hayal gücü anladın mı? Hani bunları çok da örselememek gerektiğine inanıyorum. Mesela bir ciddi bunu tartışalım ya. Tartışalım. TikTok'un hayal gücünü mü tartışalım? TikTok'un hayal gücü değil. Yani hani böyle bir şey var. Ve bu uygulama içerisindeki insanlar hepsi birbiriyle hayal gücünü yarıştırıyor. Oğlum hemen etkileniyorsunuz ya. Bir poz gördünüz mü hemen libido tavan yapıyor ya. Anladın mı? Yani ulan biraz seçici olun ya. Her gördüğünüzü atlamayın ya. Mizahların değil burada çünkü mizah durumu söz konusu yok. Burada kim daha yaratıcı olacak peşimde ve... Kim daha çok kamera tırıyı yaptı. Evet yani çok aslında size. Zor bir olay yapmaya çalıştıkları ama hani... Anasını da sikmeselermiş keşke böyle. Gitmeselermiş. Bu kısmı beklemiyorum. Bu arada bir şey yapacağım. Ben expected oldum. Yani ben bu tatla devam edeceğim. Ben uygulamanın gelişimi hakkında konuşma bekliyordum. Bir anda TikTok'u kaydettiğim bu elerle be. Ya ne kızmış arkadaş nerede hani ya? Görmemişim ya. Açıdan dolayı bu kızı normal görmek lazım. Normal göreceksin anladın mı? Ben de bak şu benim yani şimdi göbek öf çok kötü gözükür de. Aynı pozda ben de söyleyeyim bu şarkıyı. Saçlarımı açayım. Bak chat'in %90 öf çekmezse neyim ha. Bak görüyor musun şurayı? Burada daha yorganın altında biraz daha var. Vallahi bak biraz sanki yontulsa. Ben nasıl yapayım lan ben de ses ver. Sen sadece sesi ver. Dur. Kararı vermişim ben elleri. Ben. Kararı vermişim ben ellerim sekan. Bak. Yok amına koyayım öyle bir sesim yok benim kardeşim. Senin sesin güzel. Benim sesim güzel. Arabesk rap de değil. Arabesk rap mi olduğunu iddia ediyorsun ya sen şimdi? Derdim olsun ne hangi kategoriye koyuyorsun? Arabesk R&B. Arabesk R&B. Arabesk soul. Arabesk funk. Arabesk soul. O ilk baştaki sarı arabanın muhabbeti neydi? Taksici olmak dediği. Yeni klibinin görüntüsü falan mı? Arabesk funk'ı.
kardeşim. Ha, kendi arabası sarıya kapattı. Evet. R&B'ci. Arabesk R&B dalında. Fake taxi. Hold my name'de. Derdim olsun. Söylerken iyi amına koyayım. Elin şarkısını. Ya sen var ya kardeşim. Bak ses söylüyor. Ha? Bak. Ya ne anlatıyorsun ki bana? Ya bu sesle yükselilmesi daha kolay. Anladın mı? Senin gözlerin ne güzel lan. Anlık yükseldi bana bir anda. Çok şaşırdım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik Yusuf'un. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben şey bu videolardan hiç şey utanmıyorum biliyor musun? Bir şey söyledim. Skorp'tan böyle hani buralara geldik. Anlık yükseldi bana da yok. Yani benim yanım. Kanka bence bu biraz... Şu an yani, bu odadan bahsediyorum. Şu an bu odadan bahsediyorum. Bu odadan benim yanımda falan benimle arkadaşlık kurdu falan filan bunlardan bahsediyorum. Yani heyecanlıyım. Ben hep seni izlerdim. İzlerdim bu arada seni. Şaka yapmıyorum. Şu an ciddi girdi. Ben şaka, biz şaka yapmıştık ama devam edelim. Takipçim abi Skorp'tayken. Ya çok boşlardı ya Barnes. Amına koyayım kendi arkadaşları buluşsunlar ne konuşuyorsun acaba ya? Hangi felsefeden falan yürüyorsunuz acaba böyle? Neyi, hangi tarihi konuşuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ne güzel eğleniyorlar adamlar işte. Bir partide, Kadıköy'de bir yerde. Daha az da olabilir. Daha az da 70 bin 80 binlerde falan. Aynen. O ilk o zaman tanıştık biz. Şimdi de gözlerimin yeşil olduğunu söyledi. Bu arada bu videonun ikincisi. Ben renklerin kardeşliği. Bir Pakistanlı, bir Boşnak, bir ama bir şey diyeceğim neden? Trabzon. Bu şekilde ırkçı söylemlerde bulunuyorsun. Sen tanrısı adamını diyorsun amına koyayım. Bak işte ya iyice amına koyayım olayın seyrini değiştiriyor pezevenk ya. Ben tanıyan herkese meydan okuyorum. Bu kim? Beni tanıyan herkese meydan okuyorum. Tanıyan herkese meydan okuyorum. Çok iyi oğlum. Allah beraber çok iyisin. Oğlum. Beymen mi bu? Bu işte zamanla şekil değiştirdi. Şuna falan dönüştü işte. Anladım. Fortnite benden çaldı. Çok güzel zamanlardı lan. 100 liraya reklam atıyordu. 100 liraya reklam mı atıyordu? İyi para lan. Oğlum ne parayla reklam atıyor ya. Arkadaşlar Instagram hikayem kaç para eder? 150 bin kişi görüyor bir hikayeyi ortalama. Kaç para diyelim lan? Şimdi bok 1000 TL amına. Bu çocuk bir reklam atsa şu an var ya. 200 kaç takipçim var benim? 200 bin 210 bin mi? Ne kimse işte. Bir temiz 500 lirası vardır herhalde değil mi? 150 bin kişi. Yok lan 150 bin kişi görüyor amına koyayım. Nasıl 500 lira ya? 5K'da değil lan anasını ki artık. Bunu bir öğrenelim. Bunu bir öğrenelim. Lan bir hikaye 5000 lira veren var mı? 5000 lira değil. 2000 liraya atıyorum lan. 2000 liraya hikaye atarım. Ya ne kolay para kazanıldı. Gerçi bu seviyede gelmek kolay bir şey değil tabii. Öyle bakmamak lazım. Deyimin hikayesini 2 milyon göre. Düşün işte. Bence o seviyeye gelince reklam atmazsın ya artık. Harbiden lan ben hiç reklam almıyorum. Alacağım aman havayı. Ben bir kendi sponsorlarımı falan atıyorum ben. Arada bir geliyor lan. Geliyor mesela şeylerden geliyor. Bu Twitch sayfaları falan var ya. Abi 150 liraya atıyor bunu. Kabul etmiyorum. Ne bileyim oğlum. Bana o reklamı getiren aracı yok ki. Biriniz varsa aranızda gönüllü menajer olmak isteyen. Vereyim %30'unu vereyim. İş bağlayın. %40'ını vereyim size. Çok mu? 30'unu vereyim. Demet Akalın her gün atıyor. Atsın abi atsın ya. Reymen hiç reklam yapmadı Insta'da. Yok şu andan bahsetmiyorum diyor ya 100 liraya reklam atıyordum Skorp zamanı herhalde. Ya bendir. Network'üm mü var amına koyayım? Nasıl iş bağlayacağım bana? Abi bizim mahallenin bakkalı var. Bak vallahi çoko prensleri çekip koysan 10 paket çikolata verecek. Neyse tamam. Şu an 25 bin euro istiyor konserlerden. Oha! Şu an 25 bin euro istiyor konserlerden. Kardeşim. 130 bin TL CNN Türk'ün haberine göre. Nereden nereye? Buna haber mi yaptın? Mesela şu Skorp'tayken bu zaman bir gün seni CNN Türk'te 130 bin TL'ye tek şarkı için konser için istedi diye haber yapacakları düşünün. Tek şarkı ha?
düşünür müydün? Kanka yok ya. Değil mi? Vallahi hiç. Hayat nereden nereye getirir insanı amına koyayım. Şimdi Berkcan Güven'in evinde Berkcan Güven'le video çekiyorsun. Ama bu... Berkcan şu an aratacak. Orada Raven'in aklına para yattı mı diye geldi acaba. Ulan anamına koyayım, yatırdılar mı? Ciddi ne şaka. Hani gerçekten bunu bilmemi istiyor. Estağfurullah, ben verdiğim bütün cevapları disimde verdim. Ciddiydim ben, biliyorum zaten. Disimde sonuna kadar ciddiydim. Para muhabbetinde de ciddiydim. 25 bin euro da ama bastım. Onda ciddi değildim. Onu al kardeşim. 25 bin euro. Beraber. Oha amına koyayım. Her çıktığım yere gittiğim yerden aldığım parayı sana getireyim, benimle sayayım onunla. Bir şey diyeceğim, öyle yapma. Sayabilir misin kanka o kadar? Yani euro 500 euro da olsa. 3 yerde çıksam biliyorum. Büyük ya banknot. Tabii. Evet orada. Belamı sikecekler. Kim bu hırsı çocuğu ya? Dersin ben de kalkar. Anan hakkında düzgün konuş. Smoke weed evde. Ağzımla falan yapıyormuşum bak oğlum, imkan. Nasıl? Why man? Vav. Ağzımla sanki ne yaptın ama. Flüt mü çaldın ağzımla? Küçük Vine'da sizin ulan, altına şarkı koyuyordunuz. Onu yap. Burada yoktu ki. Bu burada çektiğinle kalıyorsun. Bu çocuğun ağzıyla yaptığı o 100 milyonluk şarkıya sen burada dil mi uzatıyorsun baya? Ağzımla ne yaptın? 100 milyon. Adam benim çok kötü geçti ya. Belki 98 falan anca alırım yani. Ya oğlum her sınavdan sonra sen aynısını yapmak zorunda mısın Can? Ne bağırıyorsun? Çalıştım ben. Siz çalışmadınız ama. Bir dene versene. Allah sen bir dene ver başlayın. O çocuk kimdi? Berkay. Nasıl inandırırım size bunu? Ya bak canlarım. İnsanları kazandığı paraları, ünlü oluşlarını vesaireyi niye bu kadar kafaya takıyorsunuz? Bir de buna dert yanıyorsunuz. İbne kolaysa yap sen de kazan ya. Niye yapmıyorsun? Oturup yazması kolay. Yap sen de kardeşim. Çıkar bir şarkı 100 milyon izlensin. Götür parayı. Madem bu kadar kolay. Aşırı ayar oluyorum ha şu eleştiri. Oturduğu yerden para kazanıyor. İşte komiklik yaparak ünlü oldu. Yarrak sen de ol. Yok yok, ben bizim chat'tekilere söylemiyorum. Genel olarak böyle bir algı var ya. Amcık hiçbir şey yapamıyor hayatında. Geliyor bir de yapana laf atıyor ya. Çıkacağını bilsem yaparım valla. An anlatarak gelince olur. He? Allah Allah. Sen de anlat, sen de ince olalım o zaman. %10 istiyorum menajerlik için, okey mi? Tamam, iş getir. Anlaşırız. Güzel şaka, güzel şaka. Ulan yürüsün. Highlight. Çok iyi şakaydı. Evet. Lan Berkay değil mi? Evet abi Berkay. İnandıramadım. Çiğdur! Bana değil. Ya, sen Allah'a inanıyor musun? Tabii ki hayır. Seni kim doğurdu, seni kim doğurdu? Anne. Annemi kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesi kim doğurdu? Onun annesi doğurdu. Bir dakika hatırla. Onu kim yarattı? Allah. Ver o ver. Abi siz bak. Bu da kayka. Bu kıvı. Ya amına koyayım her şey. Her şey yalanmış amına koyayım. Oğlum söylüyor en azından. Evet yani karikatür, bu da karikatür. Yok. 3 tane haber var elimizde. Evet. Hepsi birbirinden bombastik. Magazin gündemine bomba. Şokolade. Bomba evet. Haberler. Emrah Karaduman. Bunu duydun mu bu arada yeni? Sen bile duymamış olabilirsin. Vallahi da. Duymadım. Emrah Karaduman. Çok bayağı komik. Allah razı olsun be kardeşim. Diyeceksin ki bu haberde. Böyle ya, bir haber var mı? Var bir ederim var. Ne zaman? Ki, ne zaman? Ben bunu yapayım da bu ödülü kazanayım. Grammy ile eşdeğer miydim? Şu an ben koptum be yüzden. Neyi konuşuyor? Yorum. Patlamam gereken yer şu an burası mı? Ha? Yani çok güzel. Allah razı olsun ya. Oo ceketli bir k***a Karaduman. İzliyorum tamam. Allah razı olsun be kardeşim. Diyeceksin ki bu haberde. Böyle ya, bir haber var mı? Var bir ederim var. Ne zaman? Ki, ne zaman? Ben bunu yapayım da bu ödülü kazanayım. Grammy ile eşdeğer miydin? Beni bize de bir yorum. Senin kalbine dokunacak şimdi. Emrah Karaduman YouTube'da Rain Man Derdim Olsun şarkısının altına tebrikler. Cevapsız çınlamayı geçerse klipte giydiğim ceketimi veririm yorumunu yaptı. Bu gerçek mi? Gerçek. Geçerse klipte giydiğim. Patlamam
patlamam gereken yer şu an burası mı? Yani çok güzel, Allah razı olsun ya. Oo, o ceketli bir klip daha çekilir mi? Patlasın. Bir... Ben bunu içime attım. Delirtti lan çocuğa bunu. Çünkü çıldırdım bunu koyayım. Ciddi söylüyorum. Yemin ederim ciddi söylüyorum. Hiç yapmaz olaydım amına koyayım dedin mi? Allah belanı versin dedim. Şu an şarkıyı silerim. Bak şu an şarkıyı silerim. Kafa insanların unutacağını bilirsen değil mi? Vallahi billahi silerim şarkıyı. Hayır, unutmalarından falan değil. Benim bu şarkıya da ihtiyacım yok. Bunlara da ihtiyacım ama yok. Ama AdSense gelirine ihtiyacım var. Yo, yapmıyor o para, bir dakika. Dur dur. Hayır. Yatsın sonra mı seni? Sonra. AdSense gelirine ihtiyacı var kardeşim. Evet. Cüneyt Özdemir. Ne? Cidden mi? Sildi mi? Bir şey söyleyeceğim. 10 küsür, 100 küsür milyon izlenmiş videoyu sildi mi lan herif? İzlemiştir amına koyayım lan. Siler mi? Geri yüklediğinde bakın izlenmesine. O silmek değil o. Gizlemiş, private almış, sonra gene public yapmış. Bunu ben de biliyorum. Şaka yapıyorsun. Allah belanı versin. Cüneyt Özdemir. Bu çocuk hiçbir şey takip etmiyor ya. Ya oğlum ben... sen kendinle ilgili haberi bilmiyorsun amına koyayım. Ben bunu biliyorum oğlum. Ben Emrah Karabuk. Ya ben neden magazin neden magazin DJ diye bir sayfayı takip edeyim ki? O onun işte izliği amına koyayım. Nasıl buldun sen bu haberi? Yorum atmış. Ya, bakacağım abone ol. 4000 tane yorum var. Ooo yorumları artık sen şimdi 3 tane single çıkartan Aleyna Tilki ile DJ'ye. Ne diyorsun? Asla albüm olmayıp 3 tane single olan Aleyna Tilki. Bir şey diyeceğim şimdi, Aleyna'ya niye böyle laf ediyorsun? Cüneyt Özdemir şu anda Türkiye'nin bir numaralı fenomeninin Rain Man olduğunu söyledi ve ekledi. Artık başarılı bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Bakarız oğlum, tartışmayın. Bir davrandığınızda sesini geliştirmek için yıllarca ders alan bir insandan daha başarılı olabiliyorsunuz. Bir şey soracağım. Oo, bir dakika yorum okuyacağım. Aleyna'ya niye böyle laf ediyorsun? Cüneyt Özdemir şu anda Türkiye'nin bir numaralı fenomeninin Rain Man olduğunu söyledi ve ekledi. Artık başarılı bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Bir şarkıcıymış gibi davrandığınızda sesini geliştirmek için yıllarca ders alan bir insandan daha başarılı olabiliyorsunuz. Bir şey soracağım. Bence bu kötü bir yorum değil. Evet, yani artık bir şey olmak zorunda değiliz. Evet. Bir kalıba sokuşturmaya çalışmak çok zorunda da değil. Bence bu kötü bir yorum değil, cidden. Bir videonun daha sonuna geldik. Yusuf, eyvallah. Eyvallah oğlum. Hayır, öyle deme, öyle deme, öyle deme. Böyle. Yusuf. Niye mi eğildin? Şey ya, psikolojik eğilim. Oyun oynarken de böyle darbe gidirken kaçıyorum. Olmaz mı? Ya bugün hiç tadım yoktu geldiğimde de zaten videonun öncesinde de evet. Üçümüzün de hiç Berkay'ın üzdüğü için bir çocuğu. Evet kadar. Yani şu an daha da tadım yok. Sağ olun. Yani teşekkür ederim böyle bir videoya konuk olduğum için kendimi harika hissedemedim çok. Ama iyi oldu. Umarım olur yani. Evet. Bence çok... Sadece bugün çok... Görüşmek üzere. Siz 5'ten artık devam. Ekliye ayrılın. Olması gerektiği gibi olsun istiyorum her şey. Evet. Ya.